Galatasaray'dan Vladan Kovačević hamlesi. Galatasaray aradığı kaleciyi buldu. Sarı Kırmızılılar Polonya ekiplerinden Rakow'da forma giyen Vladan Kovačević'i transfer listesine aldı. Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, Bosna Hersek basınında yer alan habere göre Vladan Kovačević ile yakından ilgileniyor. Haberde ismi Benfica ile tanınan 26 yaşındaki kalecinin Galatasaray ile anlaştığı aktarıldı. Vladan Kovačević'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Kovačević, daha önce Alman devi Bayern Münih'in de gündemine gelmişti. Galatasaray'ın ana planı Fernando Mostera ile en az bir yıl daha kontrat uzatarak Kovačević'in Uruguaylı Yıldız Eldiven'le birlikte gelişim göstermesini sağlamak. Oyuncuyu ikna eden Galatasaray, Rakow'la da görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray'ın 8 numara adayı belli oldu. Nabil Fekir. Sasha Boy ve Bakan bu satışlarından 35 milyon euro net gelir elde eden Galatasaray, finansal fair play konusunda rahatladı. Sezon sonunda takımı seviye atlatacak bir orta saha transfer ederek Torreira'nın mükemmel performansını da bir kademe daha yukarı çekmeyi planlayan Cimbom, bir dönem 70 milyon euroluk piyasa değerine ulaşan yıldız orta sahaya kancayı taktı. Avrupa'da sürekli başarılı olacak bir yapı oluşturmaya çalışan ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Nabil Fekir'i listesine aldı. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan yıldız oyuncunun CV'sinin dolu olması Galatasaraylıları heyecanlandırıyor. Kariyerini İspanya'da Real Betis formasıyla devam eden 31 yaşındaki Fransız futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak. Dünya TV'nin yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray 10 numara pozisyonuna takviye yapmak için rotasını İngiltere Ligi'ne çevirdi. Sarı Kırmızılıların Premier Lig ekibi Arsenal'de kariyerine devam eden 24 yaşındaki orta saha Emil Smith-Rowe listesine aldığı iddia edildi. Aslan oyuncu ilk etapta şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. 1.82 boyundaki futbolcunun Arsenal'de olan sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor. 2022'de 40 milyon euro ile en yüksek değerine ulaşan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Daha önce Huddersfield ve Leipzig formalarını da giyen Emil Smith, kariyeri boyunca 41 gol atıp 23'te asist üretti. Öte yandan Smith'e adadan da bazı kulüplerin talip olduğu belirtiliyor. Mauro Icardi'yi yedeklemesi beklenen Carlos Vinicius'ta aradığını bulamayan Galatasaray, sezon sonunda Samba'cı forvete yollarını ayıracak. Sarı Kırmızılılar bonservisi Burnley'de bulunan ve Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'da kiralık olarak oynayan Wout Weghorst için girişimlere başladı. Hollandalı golcü Galatasaray'a gelmeye hazır. Weghorst daha önce Beşiktaş'ta forma giydiği için Türk futbolunu yakından tanıyor. Okan Buruk da bu sebeple Weghorst'u Icardi'yi yedekleyecek yeni uygun isimlerden biri olarak görüyor. Wout Weghorst, Türkiye'de forma giydiği 18 maçta 9 gol atıp 4 de asist yapmıştı. Galatasaray'da hedef Wout Faes. Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Leicester City'nin yıldız stoperi Wout Faes için çalışmalarını sürdürüyor. Faes ile Sarı Kırmızılıların yanı sıra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yakından ilgileniyor. Kadrosuna katmak istediği genç savunmacı için Hull City ile yarışan Cimbom, oyuncunun net bir şekilde Sarı Kırmızılı formayı giymek istemesi üzerine transferde öne çıkmış durumda. Leicester City, Wout Faes'e 17 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Belçika milli takımında 11 kez forma giyen savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Wout Faes için Sarı Kırmızılıların satın alma opsiyonu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Galatasaray'dan Moder hamlesi. Galatasaray'da orta saha transferi öncelikli hedef haline geldi. Transfer çalışmalarını detaylı analizler ışığında sürdüren ve bu kez karavana atmayı hiç niyeti olmayan Cimbom, rotayı adaya kırdı.
Premier Lig ekiplerinden Brighton'da görev yapan Yakup Muder Galatasaray'a önerildi. Takımıyla 2025 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı futbolcu ayrılmak istiyor. 25 yaşındaki yıldız menajerler aracılığıyla Aslan'a önerildi. 2020'de kendisine 11 milyon euro bonservis ödenen Muder'in satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali de seçenekler arasında yer alıyor. Bir dönem oynadığı futbolla yeni Goretzka olması beklenen Moder son dönemde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Peki siz Moder hamlesine nasıl bakıyorsunuz? Galatasaray Moder'i alsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mario Limina bombası. Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Sarı Kırmızılılar, merkez orta saha bölgesi için takıma seviye atlatacak düzeyde bir takviye yapılması fikri üzerinde uzlaşı sağladı. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın transfer listesinde birçok önemli isim var. Bunlardan biri de Galatasaray'da kiralık oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olmayı başaran ve Okan Buruk'un da çok istediği Mario Limina. Premier Lig'de Wolverhampton formatı giyen ve gösterdiği performansla parmak ısırtan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da yeniden forma giyme fikrine oldukça sıcak bakıyor. Peki siz Limina'nın Galatasaray'a dönmesini ister misiniz? Limina dönsün diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Piotr Zielinski bombası. Sezon sonu için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İtalya'daki bir Napoli'de forma giyen Piotr Zielinski gündemine aldı. Galatasaray'ın ilgisine yeşil ışık yakan Polonyalı süper yıldız için sarı kırmızılı idareciler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınına göre Galatasaray, Napoli ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Zielinski, transfer etmeyi çok istiyor. 30 yaşındaki yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 30 milyon euro. 2016 yılında Udinese'den Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Zielinski, Polonya milli takım formasıyla da 86 maça çıkıp 10 gole imza attı. Orta sahasına seviye atlatacak bir dünya yıldızı almak isteyen Galatasaray, tüm Avrupa piyasasının dikkatini çekecek Zielinski transferiyle sükse yapmak istiyor.